Al. Mişima sen de al. Bak. Mustafa, hadi artık dairene dönme vakti. Gülşah hazırlayın. Hemen sultanım. Anne lütfen. Kendi dairemde yapayalnız sıkılıyorum. Kardeşimle burada kalmak istiyorum. Hayır Mustafa. Malum. Sen artık veliaht şehzadesin. Kaidelere göre davranman icap eder. Allah uzun ömür versin. Hünkârımızdan sonra bu taht sana nasip olacak inşallah. Çocuğun aklını böyle şeylerle doldurma. Sana mı soracağım? Maydevran, benimle doğru konuş. Zira karşında Sultan Süleyman'ın nikahlı karısı var. Sen bir köle cariyesin. Bense gerçek sultanım. Herkes yerini bilecek. Hürrem. Bu halinle övünme. Öyle bir tokat yersin ki feleğin şaşar. Nasıl hızla yükseldiysen aynı hızla düşersin. Maydevran, beni boşuna meşgul etme. Ne dersen de keyfimi bozamazsın. Zira bu gece benim zifaf gecem. Bak. Neden götürmediler beni? İbrahim, İbrahim olmadan ne yaparım ben? Sultanım, gebesiniz. Evvela onu düşünmelisiniz. Hem merak etmeyin. Nigar Kalfa yanında. Sümbül Ağa da orada. Hünkârımız da her türlü tedbiri almış zaten. Ya bir daha göremezsem onu. Böyle söylemeyin. Sultanım. Sen. Sen hangi yüzle geldin? Ben. Geçmiş olsun için yani. Duyunca çok üzüldüm. Üzülmüş. Sen nasıl bir sahtekarsın? İbrahim Paşa'mız ölse önce sen zil takıp oynarsın. Ben sadece size destek olmak için geldim. Senden bize hayır gelmez Hürrem. Git buradan. Sultanım. Duymadın mı sultanım? Git buradan. Uğursuzluk getiriyorsun olduğun her yere. Maydevran, laflarına dikkat et. Etmezsem ne olur? Hürrem Sultan, rica ediyorum gidin buradan. Daha fazla huzurumuz bozulmaz. Tamam. Ayrıca ne malum senin yaptırmadın? Hayır, asla ben bir şey yapmadım. Sen değil miydin sırayla herkesten kurtulacağını söyleyen? Yok öyle bir şey. Yeter! Kesin sesinizi artık. Hiçbir zaman kılıcını böyle tutmayacaksın. Hep böyle tutacaksın. Kesinlikle kılıca bakmayacaksın. Mustafa. Anne. Sen ne yapıyorsun burada? Abimle tarlanca çalışacağız. Yok çalışma falan. Hadi sen annenin yanına git. Thank you.
Neden yolladın? Kardeşimle oynuyorduk. Ne kardeşi Mustafa? Artık rakibin o senin. Bundan sonra mesafeni koy. Sultanım. Validemizin canı çok sıkılmış. Kırım'dan kötü haberler almış. Onun yanına gitmem lazım. Elbette. Lakin bilmeniz gereken bir şey var. Az evvel Hürrem'i gördüm. Beşir Ağa'ya bir taç ısmarladı. Taç mı? Valide sultanımızın tacından bile daha büyük olmasını buyurdu. Tensiz. Validemizden bile üstün görüyor kendini. Validem, Kırım'dan gelen haberleri duydum. Çok üzüldüm. Sağ ol Mahidevran. Lakin artık felaket konuşmaktan sıkıldım. Her şey üst üste geldi. Öyle. Hürrem de durmak bilmiyor zaten. Şimdi de ortalığı karıştırmak için taç meselesini kullanacak. Hangi taç meselesiymiş bu? Sizin haberiniz olduğunu sanıyordum. Haberim yok, söyle. Gülşah görmüş. Hürrem kuyumcu Beşir Ağa'ya taç ısmarlamış. Bilhassa sizinkinden büyük olmasını buyurmuş. Mahidevran, sen dairene dön. Daye. Süleyman'ı çağır, derhal gelsin. Hatice Sultan'ı merak ettim. Bu gece onun yanında kalmak istiyorum. İyi düşünmüşsünüz. Sultanım? Sultanım ne oldu? Nereye gidiyorsunuz? Kalkın ne olur. Yatağınıza. Öyle değil mi? İbrahim artık yok. Hayır. Nereden çıkardınız bunu? Yok öyle bir şey. Yalan söylemeyin bana. Saklıyorsunuz benden. Öldü. Rüyamda gördüm. Heykelleri ağlıyordu. Kanlı yüzlerini gördüm. Kabus görmüşsünüz sultanım. Allah korusun. Öyle bir şey olsaydı bize haber verirlerdi. Yok. Yok. Rüyamda gördüm. Heykeller. Hadi sultanım. Yok. Kalk. Yok. Hadi. Hadi sultanım. Kalkın sultanım. Şöyle sultan. Çıkın dışarı.
Yatmanız lazım. Dinlenmelisiniz. Tamam. Uyuyacağım. Yalnız bırakın beni. Tamam. Siz uzanın, biz buradayız. Çıkın dedim size. Gidin. Rahat bırakın beni. Öyle mi durdu? Gözünü bile kırpmadı sultanımız. Bütün gece öylece oturdu. Hatice Sultanım. İyi misiniz? Korkutuyorsunuz bizi. Sultanım, bir şey söyleyin. Üzmeyin bizi. Bu böyle olmayacak. Saraya birini yollayalım. Haber versinler valide sultanımıza. Biz... Senin burada? Nesi var? Gece bir kabus görmüş. Ondan beri oturuyor böyle. Konuşmuyor da. Bizi biraz yalnız bırakır mısınız? Sen ne cüretle? Sizi çıkın dedi. Sen kimi nereden kovuyorsun? Sultanım yapmayın. Gelin benimle. Onunla yalnız mı bırakacağız burada? Hünkârım. Hatice'm nerede? Yukarıda. Yalnız mı? Ne oluyor? Hürrem bizi... Sultanımızın odasından kovdu. Ne demek kovdu? Yalnız konuşacakmış. Ne yapmaya çalışıyor bu? Nereye? Afiyet olsun. Kimsin sen? Aybige. Kırım prensesidir kendileri. Öyle mi? Hoş geldiniz. Ben de Hürrem Sultan. Adınızı çok duydum. Genelde benim hakkımda iyi konuşmazlar. Öyle. Cadı olduğunuzu söylediler.
asil cadılar orada. Bayram yapıyorlar. Tanıştığımıza sevindim. Ben de öyle. Aybige, senden bilhassa rica ediyorum. O kadınla fazla muhatap olma. Seni kötü etkilemesini istemem. Zar misliš, majko, da zaspim? Zar misliš, majko, da zaspim? Ja ti se, mlada, s dušom dijelim. Ja ti se, mlada, s dušom dijelim. Zovi mi, majko, komšije. Zovi mi, majko, komšije. I prvo moje gledanje, što smo se, majko, gledani u šajku lađu na more, u šajku lađu na more. Ne sanıyorsun sen? Geç yerine. Mahidevran Harem'in kaideleri var. Kaideler göre benim yerim burası artık. Validem, teamüllere aykırı bu. Üstelik başında tacıyla. Mahidevran, tamam. Bugün de hava çok güzel. Dışarı mı çıksak? Evet. İstersen beraber dolaşırız. Olur. Sevinirim. Müzik
Hanende huzur temenni ederim. Çok mutluyum. Tebrik ederim. Çok güzel olmuşsun. Allah utandırmasın. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Derhal o tacı çıkar Hürrem. Bir daha da sakın takma. Sen kimsin de benim karşıma böyle çıkıyorsun? Bu ne had bilmezlik? Bu ne terbiyesizlik? Hayır ben... Aslanımla nikah kıymış olman hiçbir şey değiştirmeyecek Hürrem. Daha önceki yerin kıymetin neyse o. Daha fazlası değil. Validem. Eğer bir adalet varsa bana da işlesin. Ben payıma düşene razıyım. Yeter ki siz adil olun. Zira bugüne kadar hiç olmadınız. Beni hep aşağıladınız. Hor gördünüz, ezdiniz. Ama ben her şeye rağmen size elimi uzatmaya hazırım. Benim yanımda olun. Çok hareketliymiş hanım. Sorma. Hürrem geldiğinden beri hadiselerin ardı arkası kesilmedi. Yazık. Üzüldüm kadına. Ya belli ki herkes ona cephe almış. Seni bir kere daha uyarıyorum. Hürrem'in tesiri altına sakın girme. O öyle bir yılan ki. Yüzüne güler, arkandan bin türlü iş çevirir. Sultanım. Ne var Gülşah? Hünkârımız hemen sizi görmek istemişler. Öyle mi? Güzelsin, güzel. Buyurun sultanım. Hayırdır aslanım? Nedir bu mühim mesele? Anlatacağım validem. Hünkârım, validem. Gel Mahidevran, geç şöyle. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Validem, bugün hünkâr sofasında yaşananlar benim kulağıma kadar geldi. Açıkçası şaşkınlık ve hayal kırıklığı içindeyim. Zira Hürrem'le olan nikahımızın bazı şeyleri değiştireceğini umuyordum. Anlaşılan o ki, bu gerçeği idrak etmekte ve dahi kabul etmekte güçlük çekiliyor. Sizlerden Hürrem'i sevmenizi bekleyemem. Ancak ona saygı duymak ve hak ettiği itibarı vermekle mükellefsiniz.
Zira kendisi bir Cihan Sultanı'nın nikahlı karısıdır. Bundan böyle ona yapılan saygısızlığı, hakareti kendime yapılmış sayarım, bilesiniz.